Gençler merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kümeler kısmının, kümeler dersinin ikinci dersini işleyeceğiz. Şimdi nerede kalmıştık? Barış Yayınları video ders kitabımızda sevgili arkadaşlarım 215. sayfada kalmıştık biz. Şimdi ben sana hemen 215. sayfayı şöyle açayım. Oradan bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi 215. sayfada 21. örneğe kadar geldik. Arkasından kümelerde işlemlerde kaldık. Kümelerde işlemlere başlayacağız şimdi bu derste senle birlikte. Nereye kadar geleceğiz hocam? Nereye kadar biliyor musun? 219. sayfanın neredeyse sonuna kadar geleceğiz. 41. örneğe kadar geleceğiz. Yani bugün 20 tane örnek çözeceğiz ve arkasından sıralı ikili diye bir ders var. Bu da kümelerin 3. dersi olacak kartezyen çarpımasına bakarsan. Burası da 1.5 buçuk sayfalık bir ders. Arkasından ÖSYM bakış kümeler. Kümelerin ÖSYM bakış. Kaç sorudan oluşuyor? 18 tane sorudan oluşuyor. Hemen arkasından bu sayfada SML bakış var. 3 tane soru. Ve hemen arkasından hop 4 sayfalık bir kartezyen çarpım ÖSYM bakışı var. Ve bölüm değiştireceğiz arkadaşlar. Nereye geçeceğiz? Fonksiyonlara geçeceğiz. Matematiğin kalbine geçeceğiz artık. Fonksiyonlar dedikten sonra zaten topu topu iki tane konumuz kalacak. Fonksiyonlar ve PKBO kalacak. Ee, böylelikle kampın da sonlarına doğru yaklaştığımızın sinyallerini veriyor bu dersler aslına bakarsan. Kamp bitecek lakin bu kamp bitince ya ben de İsmail Hoca'yı sonradan keşfettim. Yeni gördüm. Kampına da geç kalmışız. Ne yapacağız diye sudan çıkmış balık gibi düşünme. Yapman gereken çok basit. Benle beraber illa gitmek zorunda değilsin. Sonuçta bu dersler kayıt altında. Ve ben YouTube'a yüklüyorum. Ve bir programım var senin. O program dahilinde sen yeni baştan başlayabilirsin. İki defa gördüysen bu kampı yeni baştan başlayabilirsin. Kitabı hocam nereden edineceğiz? Açıklama kısmında linkleri mevcut oraları inceleyebilirsin. Tamam. Şimdi fazla lafı uzatmayacağım ben. Derse başlayalım. Eğer hazırsan geçelim derse. Evet kümelerde işlemler demiştik değil mi? Şimdi gençler. G ve H iki küme olmak üzere hem G kümesine hem de H kümesine ait elemanların oluşturduğu kümeye G ve H kümelerinin kesişim kümesi denir. Şimdi biz bunları kesiştireceğiz ama bu kesişimin içerisinde hangi elemanlar olacakmış? İki kümeye de ait olan elemanlardan aynı olanları olacak. Ortak elemanlar. Tamam. G ve H kümelerinin kesişim kümesi nasıl gösterilecek arkadaşlar? Şu şekilde. G kesişim H şuradaki ters U harfine kesişim diyoruz. G kesişim H öyle x'lerden oluşmakta ki bu x'ler hem G'nin hem de H kümesinin elemanlarıdır. İşte bu gösterim de bize bu kesişim kümesinin ortak özellik yöntemiyle verilmesidir. Venn şemasıyla ben bunu nasıl ifade ederim hocam? Şuradaki kırmızıyla gösterdiğimiz küme G kümesi. Haşla gösterdiğimiz, kü, e, maviyle gösterdiğimiz kümede H kümesi ise biliyorsun kırmızıyla maviyi karıştırınca mor bir renk oluşur. İşte buradaki mor alan yani şurası sevgili arkadaşlar. Burası da bize neyi verecek? G kesişim haşı verecek. Çünkü iki kümede de bulunan iki kümeyi de, iki kümenin de içerisinde olan elemanlardan e, oluşan yer burasıdır. G kesişim H diyeceğiz buraya da. Kesişimin özelliklerine bakalım şimdi. Ben bir A kümesiyle boş kümeyi kesiştirirsem şimdi boş kümenin elemanı var mı yok? O zaman her iki kümede de bulunan ortak elemanlar nelerdir? E yoktur. E yoksa eleman olmayan kümeye ben boş küme diyordum zaten. İkinci özellik. A kümesiyle kendisini kesiştirirsem e yine kendisini verecektir. İşte buna tek kuvvet özelliği denir. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Bu e, kesişim işlemiyle bir önceki derste işlediğimiz sembolik mantık derslerinde işlediğimiz ve bağlacının özelliklerine yan yana bir daha bakmanı rica ediyorum. Tamam yan yana bir daha bakmanı rica ediyorum. Hatta ve hatta bunu şu şekilde ilişkilendirebilirsin. A kümesine varsayalım ki P ile ilişkilendirelim. B kümesini de Q ile ilişkilendirelim. Kesişimi V ile ilişkilendireceksin. Bir dediğimiz mantıktaki bir burada evrensel küme olarak karşımıza çıkacak. Mantıktaki sıfır burada karşımıza boş küme olarak çıkacak. E, mantıktaki bir önermenin değili burada kümelerde bir kümenin tümleyeni olarak karşımıza çıkacak. Şimdi sen bunları bak sen şimdi bunları bir daha bir düşün. Konunun birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğuna yuh çekeceksin. Hani diyeceksin yuh lan hani bu kadar da olmaz ya ben bunu böyle bilmiyordum diyeceksin. Şimdi bir daha düşün. Tamam. Üçüncü özelliğimizle devam edelim biz. A kesişim B, B kesişim A'ya daima eşittir. Buna değişme özelliği denir. A kesişim B kesişim C. Sen bunu önce A ile B'yi kesiştirip sonra işin içine C'yi dahil edebilirsin. İstersen önce B ile C'yi kesiştir sonra A'yı dahil et. Buna birleşme özelliği diyoruz. Fark etmez İkisi de birbirine eşittir. A B'nin alt kümesi ise eğer A ile B'nin kesişimi bana yine A'yı verecektir. Yani sonuç olarak düşün. A şu, şu olsun, B de bu olsun. A kümesi, B kümesinin alt kümesi. Ben A ile B'yi kesiştirirsem her ikisinde de olan ortak elemanlar A kümesinin içerisindedir. A'nın ta kendisidir bu A kesişim B kümesi, doğru mu? İşte bundan kaynaklı da biz A B'nin alt kümesi ise A ile B'nin kesişimi A'dır diyoruz. Ve e doğal olarak A kümesi evrensel kümenin alt kümesi olduğu için ben A ile E'yi kesiştirirsem aynı şuradaki mantalite yani 5. özellikteki mantalite gibi A kesişim E de bana yine A'yı verecek E burada evrensel küme. Ortak elemanı olmayan kümelere de ayrık kümeler diyeceğiz bak. Ortak elemanı yoksa yani sen bunu Venn şemasıyla birini böyle çizdin ya ötekini de böyle çizdim. A ve B zaten tip olarak şekil olarak da ayrık kümelerdir değil mi bunlar? Eğer ortak elemanı yoksa ayrıktır abi bunlar. Tamam. Yani sana sorunun içerisinde A ve B ayrık olmayan iki küme dediyse ha tamam kesişimi varmış lan bunların diyeceksin. A ve B ayrık iki küme olmak üzere diyorsa ha tamam kesişimleri boş kümeymiş diyeceksin bunların. Tamam soruların içerisinde karşına bu ifadelerle çıkacaktır. Şimdi 215. sayfayı bitirdik gençler artık. E hocam nereye geçiyoruz 216 sayfamıza geçiyoruz ya ben bir rahat oturamadım gençler biliyor musunuz yani böyle sürekli böyle bir şöyle yapalım yaslanacağım izninizle affınıza sığınarak yaslandım Vallahi Tamam sıkıntı yok değil mi Peki şimdi biz kazanın bakış 22'ye bir geçelim bakalım ne diyor abi diyor ki bak G kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 5 ile 59 arasındaki çift tam sayılar. Şimdi ben G kümesini nasıl oluştururum abi? G kümesi anladığım şekilde yazayım ben bunu. E çift tam sayılarsa 5'ten büyük ilk çift tam sayı 6'dır sonra 8 vardır 10 vardır 12 vardır bu böyle gider nokta 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 59'dan önceki çift sayı nedir 58'dir 58'de yazarım y kümesi bitmiş olur tamam Sonra diyor ki haş kümesi de öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 32'den küçük doğal sayılarmış. Şimdi 32'den küçük doğal sayılar hangileridir? Haş kümesi. E sıfır var önce bir. Sonra 1, sonra 2, sonra 3, nokta nokta nokta. Nereye kadar gider? 31'e kadar gider. Değil mi? Şimdi G ile haş kümesini kesiştir demiş bize. Kesişimin içerisinde ortak elemanlar olacak bir kere. Yani eleman sayısını sormuş. E şimdi ben kesiştireceksem zaten mesela 32 her iki kümede de yoktur. Çünkü şuranın max elemanı zaten 31. Şimdi şu kümenin içerisinde çiftler var. Bu kümenin içerisinde de 0'dan 31'e kadar olan doğal sayılar var. Ve bu küme 6'dan başlıyor. O zaman ben şöyle düşünürüm. 6'dan, yani bunun içerisinde kesinlikle 6 var. 6'dan başlarım. G kesişim H için. 6'dan başlarım. Derim ki 8 de vardır. Çünkü burası birer birer artarken burası ikişer ikişer arttığı için G kümesinin elemanlarından oluşacak bu ee, G kesişim H kümesi. E 10 da vardır. E hocam 12 de vardır. Nokta nokta nokta. Nereye kadar giderim? Söyleyeyim mi? 30'a kadar gidersin. Bak 30'a kadar. Niye? Çünkü buranın maks elemanı 31 zaten. Dolayısıyla 30'a kadar gidersin. E eleman sayısı sorulmuş hocam. E basit artık. Sen son terimden ilk terimi çıkarırsın. Bunu artış miktarı olan 2'ye bölüp 1 eklersin. 30'dan 6 çıktı. 24. 2'ye böldün. 12. 1 ekledin. 13. Demek ki bizim sorumuzun cevabı da 13 tane olacakmış. Anlaşıldı mı? Peki bir de gel 23'e bakalım seninle beraber. G kümesini bir aralık olarak vermiş bize. Sayı doğrusu üzerindeki bir aralık gibi düşünebilirsin bunu. H kümesini de yine aralık olarak vermiş. Yalnız dikkat et G kümesi yarı açık aralık. H kümesi kapalı aralık. E şimdi ben burada bir sayı doğrusunun üstünde bunu ifade etmeye gayret göstereyim hocam. Tamam mı? Şimdi geldik. G kümesi 11'den kapalı. Bak şurası 11 olsun. Burası 11 olsun. 39'a kadar devam etsin. Şurası da 39 olsun tamam mı? Ve başka hangi elemanlar var burada? Uç sınırlar. 15 ile 51 var. Şurası 15 olsun. Hocam şurası da 51 olsun. Olsun. Peki şimdi G kümesi bana nereyi gösteriyor? Abi 11'den kapatacaksın bunu diyor. Tamam? 11'den kapatacaksın. Devam edeceksin diyor. Nereye kadar? 39'a kadar ama 39'dan diyor açık diyor. Yani şu şekilde açık bırakacaksın 39'u diyor. H kümesi de 15'ten kapatacaksın diyor. Kapattım. Sonra diyor devam edeceksin. Hop, nereye kadar? 51'e kadar devam edeceksin diyor. Orayı da bu şekilde kapattım. Çünkü kapalı olsun istiyor. Şimdi her iki kümede de olan ortak elemanlar bana kesişim kümesini vermiyor muydu? Veriyor. O zaman burası neresidir? Her ikisinde de taradığım yer. Bak, şuradan başlıyor. Hop, buraya kadar geliyor. Şimdi o zaman neresiymiş benim en küçük elemanım? 15. Yani ben G kesişim H kümesini oluşturacaksam en küçük elemanım 15 ve 15 var bu kümenin içerisinde. En büyük elemanım 39 ama 39 bu kümenin içerisinde dahil değil çünkü içi boş. O halde burayı böyle açık aralık bırakacağım. Şimdi size kısa bir yol öğreteyim ben. Bu şekilde aralıklar verdiyse ve bunları kesiştir diyorsa sen bu iki aralıktan alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğünü seçeceksin. Altın büyüğü altın büyüğü ve üstün küçüğünü seçeceksin. Şimdi gel bir daha bakalım bu soruya. Hiç böyle şekil mekil çizmeden alt sınırlar 11 ve 15 büyüğü hangisi? Hocam 15. Üst sınırlar 39 ve 51. Küçüğü hangisi? 39. O zaman sen 15'ten kapalı 39'dan açık olan aralığı getirip G kesişim H kümesi diye çatır çatır yazarsın. Tamam? Yani her seferinde böyle çizim yapmana gerek yok. Ha çizim yaparsan hoş olur mu? Evet bir yazılı sınavında hoş olabilir, hoş görünebilir. Ama hani siz teste gireceksiniz ve süreniz var. E, süreniz varsa zaman kıymetli. Zaman kıymetliyse o zaman bunu hemen yapıştıracaksınız. Birleşim kümesi içerisinde e, içinde ben size farklı farklı taktikler göstereceğim. Şimdi 24. sorudayız gençler. Diyor ki: "Bak ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş bu kümede G kümesi diyor ki bana bu küme öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler 12 ile 200 aralığında ve 4'ün tam katı doğal sayı katları. H kümesi de yine öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler 24 ile 180 aralığında ve bunlar da 5'in katı diyor. O zaman bunların kesişim kümesinin içerisinde kaç tane eleman vardır diye soruluyor. Şimdi ben eğer G ile H'ı kesiştireceksem bana verdiği bu x'lerin önce aralığını kesiştiririm. Ne demiştim? Alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü demiştim. Ki zaten alt sınırların büyüğü ve üst sınırların küçüğü bana H kümesindeki x'lerin değer aralığını veriyor. Yani ben 24 küçük veya eşit x o da küçük veya eşit 180 olduğunu artık biliyorum. Peki ama buradaki 5'in katlarını aramayacağım. Kesişim dediği için bu sayılar hem artık 4'ün hem de 5'in katı olmak zorunda. Hem 4'ün hem de 5'in ortak katı olan sayı 20'dir. Ve ben artık şunu aradığımı gayet net biliyorum. 24 ile 180 aralığındaki ki bunlar dahil olmak üzere aralığındaki 20'nin katlarını arıyorum. Ki bu sayılardan ilki 40'tır. 60 var. Zaten 180'e kadar olduğu için sayması kolay, sayabilirsin. 80, 100, 120, 140, 160 ve 180 var. İşte eleman sayısı sorulmuştu. Yani burada kaç tane sayı var? O sorulmuş. Burada arkadaşlar toplam 8 tane sayı olduğu için Cevabımız da 8'dir deriz. Umarım anlaşıldı. Gayet net bir şekilde ortaya koyduk çözümü. 25. kazanım bakıştayız artık. G kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 D, E, G, H kümesinin alt kümesi olmak üzere. Bak G bunun alt kümesiymiş. Ve diyor ki ben bu G kümesiyle D, E, G, H kümesini kesiştirdiğim zaman 3 tane eleman karşıma çıkıyor diyor. Bu koşulu sağlayan kaç tane G kümesi vardır diye sormuş bana. Hemen düşüneceğim. Diyeceğim ki, ulan G kümesiyle ben şunu kesiştirdiğim zaman 3 elemanlı bir küme karşıma çıkıyorsa, demek ki bu elemanlardan 3 tanesi D E G H'dan. Herhangi 3 tanesi G'nin içerisinde var ama bir tanesi yok diyeceğim. Şimdi bunu da ortaya çıkarabilmek için hangi 4 eleman diye bir soru sormam gerekiyor kendime. D E G H okey de. Hangi 3'ü? E, Bunlardan 4 elemandan hangi 3 tanesi e bunları seçimini yapabiliriz çünkü kaç tane G kümesi vardır diyor. O zaman 4 tanesinden herhangi 3 tanesini 4'ün üçlüsü biçiminde seçeceğim ben. Çarpı, çarpı. Varsayalım ki D, E ve G bu kümenin içerisinde var ama H yok. O halde D'yi, E'yi, G'yi zaten var diye aldım ama H zaten yoktu. Ve G kümesi şunun alt kümesi olduğu için hemen kendime şu soruyu soracağım. Acaba bu alt kümenin içerisinde, G'nin içinde sıfır var mı? Zaten iki ihtimal var. Var veya yok. Bir için de aynısı. Var veya yok. İki için de aynı. Var veya yok. O zaman ben şunu düşünürüm. Her biri için iki ihtimal varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her biri için olan iki ihtimali çarpacağım için 2 üzeri 6'dır derim. Ve bu da bana 4'ün üçlüsü 4. 2 üzeri 6 64'ten 4 kere 64 bana 256 cevabını verir. 256 tane G kümesi vardır. ...diyebilirim sevgili arkadaşlar. 25. sorumuzun da böylelikle cevabı... ...256 olmuş oldu. Şimdi geldik 26'ya. Bak soruların... ...şekilleri, şemalleri değişmeye başladı. Soruların tipleri değişmeye başladı. Ama emin ol zorlaşmaya başlamadı. Sadece şekli değiştiği için... ...sana öyle zor geliyor. İyi dinle şimdi sorunun çözümünü. En pozitif tam sayıları için... ...R'de gerçel sayılar kümesinin... ...AN diye bir kümesi varmış bu küme öyle x reel sayılarından oluşuyor ki bu x reel sayıları eksi 1'in n'inci kuvveti bölü n ile 5 bölü n aralığındaki x'lermiş. Buna göre diyor a1, a5 ve a10 kümelerinin kesişimini bul demiş bize. Şimdi sen burada soruya bakarak öyle elini kolunu hareket ettirmeden o kalemi sayfaya değdirmeden bu soruya çözüm getiremen Ne yapacaksın? A1'i de A5'i de A10'u da neler olabileceğini yazacaksın ki zaten bunu yazması çok basit. Bak A1 kümesi bak burada. Neymiş? En gördüğün yere 1 yaz diyor. Şuralarda 1 yaz. Eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1 zaten. Ben bunu 1'e bölersem yine eksi 1 gelir. Demek ki A1 kümesi neymiş? Eksi 1 ile eksi 1 ile 5'i 1'e bölersem 5 gelir. Eksi 1 ile 5 aralığındaki x'lerden oluşuyormuş. x reel sayılarından oluşuyormuş. Peki gel bir de A5'e bakalım o zaman. A5 kümesi. 5'i yaz yerine eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. 5'e böl eksi 1 bölü 5'ten daha büyük olacakmış. Ve 5'i 5'e böl 1. 1'den de küçük olacakmış. E gel bir de A10'a bakalım seninle. Eksi 1 üzeri 10 e, 1 yapar. 1 bölü 10'da 1 bölü 10 gelecek zaten. Küçüktür x o da küçüktür. 5'i 10'a bölersem 1 bölü 2 yapar. Şimdi hepsini kesiştir demiş. Hepsini kesiştiriyorum madem. Şunu yaparım ben. Alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğü. Burada en büyük olan alt sınır hangisi? 1 bölü 10. En küçük olan üst sınır hangisi? 1 bölü 2. Demek ki ben A1'i, A5'i, A10'u kesiştirince yine A10'un ta kendisini bulacakmışım. Yani benim cevabım neymiş? 1 bölü 10 açık aralığı virgül 1 bölü 2 açık aralığı olacakmış. Bizim x'lerimiz buradadır. Kesişim kümemiz de bunun ta kendisidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi 216. sayfanın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle burada hangi işlemimiz var sırada? Birleşim kümesi birleşim işlemi var. G ve H birer küme. Az önce kesişimde yaptığımız gibi bak. İki tane küme hayalet. G veya H kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeye G ve H kümelerinin birleşim kümesi denir. Ve bunu da az önce ters U işaretiyle göstermiştik kesişimi. Birleşimi de düz U işaretiyle gösteriyoruz. G birleşim H diye hem yazıp hem okuyoruz. G ve H kümelerinin birleşim kümesi ortak özellik yöntemiyle nasıl ifade edilir? Bak hocam çok güzel. Diyor ki bu birleşim kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'ler g'nin elemanı veya h'ın elemanı. Bak veya. Demek ki ben artık sözel sorularda, sözel sorularda eğer ki şurada v yazıyorsa kesişim işlemi olduğunu anlayacağım. Veya yazıyorsa birleşim işlemi olduğunu anlayacağım. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor sanki bak. Bir üst sayfamızda, bir üst sayfamızda sana şurada gösterdiğim ifadeler burada gösterdiktir. Kesişim sembolik mantıktaki V bağlacına. Evrensel küme sembolik mantıktaki 1'e. Boş küme sembolik mantıktaki 0'a. E, A'nın tümleyeni sembolik mantıktaki P'nin değiline denktir. Bundan kaynaklı hani bunlarla e, ilişkilendirilebilir. O zaman bak V'yi bak V kelimesini kesişimle ilişkilendirdim ya. Demek ki veya bağlacı da demek ki birleşimle ilişkilendirilecek. He, demek ki olay bu. Ve burada da ben V kelimesini gördüğümde kesişimse veya'yı gördüğümde birleşim olduğunu düşüneceğim. Bir üst sayfaya yine çıktım. Bak burada ne diyordu? Bak şurada ne diyordu? X eleman G ve X eleman H diyordu. Bak V vardı ve ben V'yi nasıl kullandım? Kesişim olarak. Bir alt sayfada ne diyor? Veya diyor. Veya yine ile, e, kullanacağım birleşimle kullanacağım. G ve H kümelerinin birleşim kümesini ben Venn şemasıyla nasıl gösteririm? İki tane küme var. Bu iki kümenin de içerisinde olan tüm elemanlar diye nitelendirirsem, o zaman G ve H'ı bu şekilde gösterdiğim takdirde her yerini boyarım ve işte bu bana G birleşim H'ı verirdir. Eleman sayısı sorulursa eğer, burada A eleman bu bölgede şu bölgede B bu bölgede C eleman varsa A artı B artı C elemanı vardır. G birleşim haşım. Tamam. Şimdi gel bir de bunun özelliklerine bakalım. Abi bir kere az önce ben A ile boş kümeyi kesiştirince boş kümeyi vermişti. Şimdi birleştirince A'yı verecek. Bak şimdi dikkat et. Az önce kesişimin özelliklerinde A kesişim boş küme eşittir boş küme demiştim. Birleşimin özelliklerinde A birleşim boş küme eşittir A'yı veriyor dedim. Hadi gel bunu mantığa uyarlayalım. Bir P önermesi V sıfır. Neye denktir? P ve sıfır. E V bağlacının hocam içinde sıfır varsa sonuç sıfırdı değil mi? Bak. Bak. Çok güzel çalışıyor sistem. A birleşim boş küme A ise. E ben buna P demiştim. Birleşim işlemini mantıktaki V'ya benzetmiştik. Boş kümede de sıfırdı. P veya sıfır. Neye bağlıydı? P 1 ise cevap 1, P sıfırsa cevap 0'dı. Yani P'ye bağlıydı. Bak, A'ya P demiştim. Ulan yine P geldi. Bu var ya müthiş bir olay. Yani mantıkla kümelerin bu kadar birbirinin içine geçmiş olması demek ki birinin diğerinden türemiş olduğunu gösteriyor. Tamam? Ve bu çok değerli. O zaman şöyle düşünebiliriz. Mesela mantık konusunu matematikteki hiçbir yere sığdıramayan arkadaşlar var. Diyor ki ya mantık diyor diğer konulara benzemiyor diyor. Yani diyor bambaşka bir konu matematikte olmasa da olurmuş gibisinden bazı cümleler kuruluyor ya. E şimdi düşün küme olmadan fonksiyon olabilir mi? Hayır çünkü tanımında bile kümeyi kullanıyoruz. Fonksiyonu tanımı şöyle başlıyor. A ve B boş olmayan iki küme olsun. Böyle başlıyoruz. E şimdi kümeyle de mantık bu kadar ilişkiliyken mantık olmadan fonksiyon olabilir miydi diye düşüneceksin. İşte bu konu bu kadar değerli. Değerli olduğunu da şuradan anlayabilirsin. Hem TYT'de hem AYT'de karşına çıkıyor. Bazen bir sene iki defa sorusu çıkıyor. Yani mantıklar o sene iki tane soru çıkabiliyor diyor. O yüzden çok değerli arkadaşlar. Tamam. Bunun e, bilincinde girin sınava. Ona göre çalışın mantık ve kümeleri. Şimdi ikinci özelliğimiz tek kuvvet özelliği. Yani A birleşim A yine A'yı verecek bize. Hani sen bunu şöyle düşünebilirsin. P veya P, P değil miydi? Çaktın mı köfteyi? Bak aynısı. A birleşim B B birleşim A'ya eşittir. Buna değişme özelliği diyoruz. Yine birleşme özelliği vardır. A birleşim B birleşim C parantezi istediğin yere koyabilirsin. Hatta parantez bile koymayabilirsin. A B'nin alt kümesi ise ben bu kümeleri birleştirdiğim zaman büyük olan küme yani B'ye eşit olacaktır. A birleşim E ki burada büyük olan küme daima evrensel küme olduğu için evrensel kümeye eşittir. Birleşimin kesişim üstüne kesişimin birleşim üstüne dağılma özelliği vardır ki sembolik mantıkta da V'nin veya üzerine veya'nın V üzerine dağılma özelliği vardı. Yine karşımıza kümelerle sembolik mantığın benzeştiği bir nokta daha çıktı. S A birleşim 5, buraya dikkat bu var ya olasılıkta da karşına çıkacak çünkü bak ne, ne alaka diyorsun değil mi olasılıkla olasılıkta da karşına çıkacak ben boşuna mı diyorum matematikte bütün konular birbirine bağlantılı diye Şimdi şu A kümesi olsun bu da B kümesi olsun tamam. A kümesi ve B kümesinde şu bölgede A tane, bu bölgede B tane, bu bölgede C tane eleman olsun. Şimdi ben A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısına yukarıda ne demiştim? A artı B artı C demiştim. Gerçekten böyle olmak zorunda. Şimdi ben buna S A, S A nedir? A artı C'dir. S B nedir? E B artı C'dir. Ben bu ikisini toplarsam C'yi iki defa toplamışımdır. Bundan kaynaklı bir defa çıkarmam lazım. O çıkardığım C bana nereyi gösteriyor? A kesişim B'nin eleman sayısını. İşte bunu mantıkta da e, olasılıkta da kullanacağız. Birleşimin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimin eleman sayısı diyeceksin. Yani o kesişimi iki defa topladığımız için buradaki C bölgesini bir defa çıkarmamız gerekiyor. Çünkü tek defa toplamamız gerekiyordu. Şimdi ayrık iki küme olarak düşünecek olursan gene aynı formülü kullanabilirsin tabii ki ama zaten ayrık kümelerin kesişimlerinin eleman sayısı sıfır olduğundan o sıfırı çıkarmana gerek yok. Sıfır biliyorsun toplama çıkarma işleminde etkisiz eleman. Dolayısıyla o sıfırı görmezden gelebilirsin. Yani direkt ayrık iki küme ise birleşimlerinin eleman sayısı S a artı S b olarak yazılabilir. 27. örneğimize bir bakalım sizle beraber. Aşağıda verilen kümelerin birleşim kümelerini bul demiş bize. Bak birleşimlerini bulacağız. Onun için de mesela ben şöyle diyorum. En basit haliyle birleşim. Bir kümenin tamamını yazarım önce. 1, 2, 3, 4, 5, G ve H'ı yazdım. Şimdi 1'i, 3'ü, 5'i yazmıştım zaten değil mi? Ama diğerlerini yazmadım. O zaman diğerlerini de buraya eklerim. 7, D, E ve L'yi de buraya eklerim. İşte sana birleşim kümesi derim. Yani burayı yazarken yazdıklarını şuradan ele geriye kalanları da buraya ekle diyorum. Peki belli iki aralığın birleşimi hocam yani kesişimde yapmıştık ya alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü demiştik. Peki bunda ne yapacağız? Buna da şunu yapacaksın alt sınırların küçüğü ve üst sınırların büyüğünü alacaksın. Üstünde büyüğünü alacaksın. Şimdi gel beraber buraya bir bakalım. Eksi 9 ve 45 aralığı 7'ye 71 aralığı. Yalnız dikkat et, dikkat et. Şu aralıkla şu aralığın kesişimi olursa ancak bunu yaparsın. Şimdi bunun da ben sana uyarısını yapacağım. İyi dinle beni. Burada direkt cevabımız alt sınırların küçüğü hangisi? Eksi 9. Tamam yazdım hocam. Üst sınırların büyüğü hangisi? 71 onu da yazdım. İşte cevabımız bu. Ama şura dikkat etmeni istiyorum. Mesela bana A kümesi vermiş olsun. A kümesi eksi 9'dan 1'e kadar olan bir küme. B kümesi de hocam, B kümesi de 5'ten 15'e kadar olan bir küme. Tamam, hadi bunu birleştirelim. Dediğin zaman şunu yapamazsın. Hmm, alt sınırların küçüğü hangisi eksi 9, üst sınırların büyüğü hangisi 15? Cevap bu. Diyemez, bak bu cevap değil. Yani öyle sazan gibi atlayamazsın her şeyi. Tamam? Yani bir tane kural vardı, alt sınırların küçüğü, üst sınırların büyüğü. Bu da böyle zaten dile pelesenk olmuştur. Ama yani bunu da her yerde uygula demiyoruz. Dikkat edeceğim abi bak. Neden olmaz bu? Çünkü sayı doğru mu çizdim? E şimdi ne diyor? Eksi 9'dan, eksi 9 şurası 1'e kadar diyor. Öteki aralık da 5'ten 15'e kadar diyor. Şimdi bir tanesi şurası. Şöyle. Öteki de burası. Şimdi ben bunu birleştirdiğim takdirde eğer cevaba bu dersem. Bak benim cevabım şurası artı burası olmak zorunda. Ama sen direkt şöyle gösterirsen tamamını almış olursun. E burada 1 ile 5 aralığı yok ki bunun birleşiminde. Sen 1 ile 5 arasındaki sayıları olmayan sayıları birleşim birleşim kümesinin içerisine dair ettin. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden sana şunu söylüyorum. Şu ikisinin kesişimi olmak zorunda. Eğer varsa bunu yapabilirsin. Yoksa zaten yapamazsın. Tamam. Peki. Anladın diye düşünüyorum. 216. sayfayı da bitirdik böylelikle. Geçtik 28. sorumuza 217. sayfada. E diyor ki bu soruda bize kapalı aralıkları için A birleşim B ile Z tam sayılar kümesini birleştir pardon kesiştir. Bunun eleman sayısı nedir? Şimdi burada birleşimi bulabilmek için dedim ya ne olması lazım önce? Kesişimlerinin olması lazım ki var burada. O halde ben bunların Birleşimini bulurken alt sınırların küçüğünden faydalanacağım. Burada eksi kök 2 mi daha küçük? Eksi 5 bölü 2 mi? Bir kere eksi kök 2 dediğimiz sayı eksi 1 küsürat bir sayıdır. Yukarıdaki direkt eksi 2 buçuk. O halde en küçüğü eksi 5 bölü 2'dir. Eksi 5 bölü 2 kapalı aralığından. Üst sınırlarında büyüğü kök 10 dediğim sayı 3 küsürat bir sayıdır. 21 bölü 4 dediğim sayı 5 küsürat bir sayıdır. Bundan kaynaklı 21 bölü 4 de benim üst sınırlarımın en büyüğüdür. Şimdi buradaki aralığı, oluşan aralığı tam sayılarla kesiştir demek aslında bakarsan bu aralıktaki tam sayıların sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi -2,5'tan 5 küsurat sayıya kadar olan kısımdaki tam sayıları yazmam gerekiyor. Burada ne var abi? İlk -2 var. Sonra -1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 yok. Çünkü 5 küsürata kadar yapacağız ya. E bu da toplam kaç tane tam sayım var benim? 8 tane. O zaman cevabımız da 8 olacak. Tamam? Güzel. Şimdi e, devam edelim. 28'i çözdük. 29'dayız artık. G ve H kümeleri var. G kümesini bir okuyalım bakalım benim size öğrettiğim biçimde. Diyor ki bu küme öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler 200'den küçük ve 2'nin katı olan doğal sayılardır. Yani çift doğal sayılar. H kümesi de öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 250'den küçük ve 3'ün tam katı olan doğal sayılar. Peki bunların birleşiminde kaç tane eleman vardır diye soruluyor. Şimdi ben bu S, G birleşim H'ı nasıl yazmam gerekiyor? SG G artı S, H eksi S, kesişim H mı yazmam gerekiyor? Aynen öyle hocam. SG'yi bulalım o zaman. Yani bu ne demek? 200'den küçük, 200'den küçük çift sayılar. Şimdi işin içinde sıfır da var onu unutma. Direkt şunu yapabilirsin bak. Direkt 200'den küçük ilk doğal sayı ne? 198. E hocam bunlar zaten 2'nin katı olduğu için ikişer ikişer artacak. Direkt 2'ye böl. Kaç gelir? 99. Ama bir de 0 vardı 100 tane. Demek ki SG 100'müş. Artı. SH'a bakıyorum şimdi. 250'den küçük olup da 3'ün katı olan ilk hangi sayı var? Bunu düşüneceğiz. Tamam mı? Peki 200 48 olur mu 248 olmaz 249 bir bakalım 249 rakamları toplamı ne bunun 6 15 249 demek ki 3'e e, tam bölünüyor e madem öyle 3'ün katı yani ben o zaman 249'u ne yapacağım 3'e böleceğim 83 gelir e bir de 0 vardı hocam 84 demek ki 84 tane SH yani H'ın eleman sayısı 84 bu ikisini toplayıp kesişimin eleman sayısını çıkaracağım Şimdi kesişimi nasıl yapıyorduk? Bak o konuda tekrar olmuş oluyor mis gibi. Hemen şu aralıkları kesiştiriyorsun. 200'den küçük ve 250'den küçük olan aralığı kesiştirirsem tabii ki 200'den küçük olanı alırım. 200'den küçük olacak o kesin. Ve burada 2'nin katlarını, burada 3'ün katlarını alıyorduk. Demek ki 6'nın katlarını alacağım çünkü en küçük ortak katı 6. 200'den küçük olup 6'nın katı olan sayıları araştırıyoruz. Zaten ilk sayımız 0. Son sayımız 200'den küçük olup da 6'nın katı dedik ya. Burada çift olacak zaten o sayı. Mesela 198 sayısı 6'nın katı mıdır? 2'nin katı ama 3'ün katı mı diye bakacağız. Rakamları toplama 18 olduğu için 3'ün de katıdır. Demek ki son sayımız 198. O zaman aynı taktikte ben 198'i 6'ya bölecek olursam 33'ü bulurum. E bir de 0 vardı hocam. 34 tanedir. 100'e 84 ekle 184. 34 çıkar 150 yapar ki bu da bize zaten sorunun cevabını verir. Tamam mı gençler? Evet şu bak çok önemli bizim için. SG birleşim H. SG artı SH eksi SG kesişim H. Bu bizim için çok değerli. Zaten bir üst sayfada da bunun önemini vurgulamıştım. Ee, asla ama asla unutma. Burada karşına çıkıyor. Burada ihtiyacın olacak. İleride olasılık dersinde de ihtiyacımız olacağını üstüne basa basa söylemiştim. Kazanım bakış 30. 30. örneğimizdeyiz artık. G kümesi A ABCDGHH. H kümesi de A, B, C, E, 1, 2 elemanlarından oluşuyor. Şimdi diyor ki bir tane E kümesi var diyor şöyle. Bu E kümesi kesişimi kapsıyor ama birleşimin alt kümesi demiş. Buna uygun bu koşulu sağlayan kaç tane E kümesi vardır diye sorulmuş. E şimdi ben şöyle düşünebilir miyim bunu? Ee, madem G kesişim H'ı kapsıyor önce bir G kesişim H kümesini bulalım o zaman. İkisinde de olan ortak elemanlar hangileri? Ya hocam A var, B var, C var. Başka da bir ortak eleman yok zaten. Demek ki A, B, C elemandan oluşuyor kesişim. Peki birleşim hangi elemanlardan oluşuyor? Bunun da taktiğini vermiştim. Ne demiştim? Önce bir tamamını yaz bir tanesinin. A, B, C, D, G, H. Sonra A, B, C'yi yazdım ya. Burada eksik kalanları da tamamla. E, 1, 2. Şimdi diyor ki bak. Şunu kapsayacak... Ama bunun da alt kümesi olacak. Kapsayacağına göre E kümesinin içerisinde kesinlikle A, B, C elemanları vardır. Ama yani şu var, şu var, şu var. Ama buradakilerden hangileri var, hangileri yok bilemem. Her biri için iki tane ihtimal var. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani cevap 2 üzeri 6 yani 64'ün ta kendisi olur. Cevabımız 64 deriz gençler. Alt küme mantığıyla çözdük bu soruyu da 30. sorumuzu. Ve 31'e geçiyoruz. Sağ üst tarafta ama sağ üst tarafta özür diliyorum. Soru yokmuş. Fark işlemini açıklayacağız şimdi. Fark kümeleri, fark işlemleri. Peki. A ve B. Yine herhangi iki küme. İki küme üzerinden açıklamak kolay. A kümesinde olup B kümesinde olmayan tüm elemanların oluşturduğu kümeye bak. A fark B diyorsan, yani A kümesinin B kümesinden farkı diyorsan, A'da olup B'de olmayan elemanları kastediyorsundur. B fark A diyorsan B'de olup A'da olmayan elemanları ifade etmeye çalışıyorsundur. Bunu kastediyorsun. A fark B kümesini bu şekilde veya bu şekilde gösterebilirim. Şimdi hocam ÖSYM hangisini kullanıyor? Vallahi ikisini de kullanıyor gençler. Yani A fark B'ye böyle de diyor. Böyle de diyor. Özür dilerim. Şöyle de diyor. Dolayısıyla ikisini de bileceksin. Hocam soru bankalarında falan yani bir soru bankasının içerisinde bile İkisinin de kullanıldığı oluyor. Yani yayın evinden yayın evine değişen bir şey de değil bu. İkisi de çok sıklıkla kullanılan semboller. Bundan kaynaklı ikisini de sen aklında fark işlemi olarak tutacaksın. Bu bir. Hocam siz hangisini seviyorsunuz? Ben genelde şunu kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Hani direkt eksi işareti. A fark B ve B fark A kümesi ortak özellik yöntemiyle nasıl gösterilir? Bak çok güzel. A fark B öyle X'lerden oluşmakta ki X'ler A'nın elemanı ve... B'nin elemanı değil. Ya şimdi o zaman hocam arada da V demiş ya hani V bağlacını kullanmış. Ee, ben bunu kesişimle göstersem lan ne güzel olur değil mi? Yani o zaman şöyle diyelim mi bak A fark B. A'nın elemanı diyor. V dediğine göre kesişim. B'nin elemanı değil dediğine göre B'nin şöyle tümleyen olarak yazabilirim. Veya B fark A'yı nasıl yazarım o zaman? B kesişim A'nın tümleyeni biçiminde de yazabilirim. Tamam bak 12 ve mezun olduğu için tümleyeni zaten bildiğin için şu an bir sonraki konuda göstereceğiz tümleyeni. Ama sen zaten bildiğin için bahsetmekte bir zarar hissetmiyorum. A kesişim B'nin tümleyeni B kesişim A'nın tümleyeni bunlar A fark B ve B fark A'ya eşittir. Aynı yerleri ifade ederler. Ven şemasıyla nasıl gösteririm? A kesişim B. Şuradaki kalan ay dilimi var ya yani A'nın içerisinden kesişimlerini çıkardığım yer bana A fark B'yi. Yani A'da olup da B'de olmayanları gösterir. B fark A'da B'de olup A'da olmayanları gösteren yerdir. Yani turuncuyla boyadığımız bölgedir gençler. Peki bu işlemin özelliklerini. Şöyle ki tahmin ettiğin üzere mesela ben A fark A dersem yani A'da olup da A'da olmayan elemanlar. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O halde hangi elemanlardır bunlar? Boş kümeyi verir bize. Çünkü böyle bir eleman yoktur. Dolayısıyla A fark A boş kümedir. A fark boş küme yani sen A kümesinden boş kümeyi çıkarırsan elinde yine A kümesi kalacaktır. Çünkü hiçbir şey çıkarmadın aslında. A B'den farklıysa A fark B B fark A'dan da farklıdır gençler. Bak farklıysa. E hocam aynıysa aynıysa zaten A A'ya eşittir dersin. Hani A B'ye eşitken B gördüğün yere A yazarsan. A fark A. A fark A'ya eşittir. Çünkü ikisi de bana boş kümeyi verir. Bu yüzden eğer bu kümeler farklıysa sen şunu iddia edemezsin. A fark B gördüğüm yere B fark A yazarım diyemezsin. Çünkü biri A'da olup B'de olmayanları öteki B'de olup A'da olmayanları işaret ediyor bize. Peki dördüncü özellik. Hocam A B'nin alt kümesi ise bak alt kümesinden bahsediyorum. Yani A'nın tüm elemanları zaten B'nin içinde var. Peki ben A fark B'yi gösterirsem, o zaman ne, neyi ifade etmiş olurum? Boş kümeyi. Niye? Çünkü A'da olup B'de olmayan bir eleman yok. A B'nin zaten alt kümesi. Tamam? Beşinci özelliğimizde eğer ki yine küçük olan bak A E'nin alt kümesi değil mi? Yukarıdakinin aynısı. A fark E nedir? Yine boş kümedir. Çünkü Evrensel kümeden bahsediyoruz lan. Zaten bütün elemanlar orada. Hani şöyle bir şey diyemezsin. A'da olup da e evrenselde olmayan. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bundan kaynaklı ben A fark E'yi de boş küme olarak isimlendiririm. A kesişim B eğer boş küme ise yani kesişimleri yok bu kümeleri. Yani ne diyorduk biz bu kesişimleri olmayan kümelere? Ayrık küme diyorduk değil mi? Bu iki küme ayrık kümelerse. Şimdi düşün. A'da olup B'de olmayan elemanlar A kümesinin hepsidir. Yani o zaman ben A fark B'yi A olarak düşünürüm. B fark A'yı da B olarak düşünürüm. Az önce bahsettiğim şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum yine. Hani dedim ya aynı yayın evinin aynı soru bankasının içerisinde bile A fark B'yi böyle veyahut şu şekilde gösterenler var diye. Bakın arkadaşlar birinci, ikinci özellikte, üçüncü özellik, dördüncü, beşinci özellikte bunları böyle gösterirken eksiyle. Burada yatay şu şekilde e, çapraz duran fark işlemiyle gösterdik. Yani dediğim gibi çok sıklıkla kullanılır ikisi de aklınızda bulunsun tekrardan. Ve yedinci özelliğimiz diyor ki A fark B'nin eleman sayısı Yani şuradaki mavi bölgenin eleman sayısı E şimdi şöyle düşün. Burada A eleman, burada B eleman, burada C eleman varsa A kümesinin eleman sayısı nedir? A artı C'dir. Ben bundan kesişimin elemanını çıkarırsam C'ler gider ve elimizde ne kalır? Sadece şurası A bölgesi. Yani A fark B'nin eleman sayısı kalır. Bundan kaynaklı A'nın eleman sayısından A ile B'nin kesişimlerinin eleman sayısını çıkardığın takdirde farkın eleman sayısını elde etmiş olursun. Tümleyen kümesi ne demiştim hemen bunun arkasından da bunu göstereceğiz demiştim. Çünkü fark olmadan yani fark işlemini tam tanımlamadan tümleyeni tanımlayamıyoruz. A kümesi e evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere A kümesinin elemanı olmayıp da E kümesinin elemanı olan elemanlardan oluşan kümeye A'nın E'ye göre tümleyeni veya kısaca A'nın tümleyeni denir. Bu nasıl gösterilir? İşte demiştik ya. Sembolik mantıkta P'nin değili demek yerine kümelerde A'nın tümleyeni diyoruz. İşte bu şekilde gösteriliyor. Tamam mı? Burada A kümesi tabii ki bir evrensel kümenin alt kümesi olacak demiştik. A'nın tümleyeni demek A'nın elemanlarının dışında kalan tüm elemanları ifade ettiği için bize A dışında kalan her yeri bak maviye boyamışız ve böylelikle buradaki şu ortası boş olan e, levha diyelim buraya. Bu levha da bize A'nın tümleyenini ifade eder. Peki bunun özellikleri nedir tümleyenin? Bir ton özelliği var. Bak A'nın tümleyenini öncelikle ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Öyle x'lerden oluşmakta ki x'ler evrensel kümenin elemanı ama A'nın kümesi olmuyor. A'nın eleman olmayacak diyor. Peki ilk özelliğimize bakarsak ben evrensel kümeden A'yı çıkarırsam A'nın tümleyenini ifade etmiş olurum. Veya evrensel kümeden A'nın tümleyenini çıkarırsam bu sefer de A'yı bulmuş olurum, değil mi? Mantıklı olarak. İkinci özelliğimizde A kümesiyle A'nın tümleyenini birleştirirsem bana evrensel kümeyi verecektir. E şimdi hocam şurayı düşün. Mavi bölge A'nın tümleyeniydi. Beyaz bölgede A'nın kendisiydi. Ben bu ikisini birleştirirsem zaten evrensel kümenin kendisini ifade etmiş olurum. İkinci özelliği bu verir bize. Peki hocam birleştirince evrenseli veriyor. E kesiştirirsem A kümesiyle A'nın tümleyeni kümesinin herhangi bir ortak noktası olmadığı için kesişimleri boş kümedir. Madem öyle, madem öyle ben A kümesinin eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayılarını toplarsam bana neyi verecektir? Evrensel kümenin eleman sayısını verecektir. Çok güzel bir özelliktir. Soruların içerisinde de sıkça kullanacağız zaten. Üçüncü özelliğimize bakıyoruz. Nasıl ki P önermesinin değilinin değili bana yine P önermesini veriyordu. A kümesinin tümleyeninin tümleyeni de bana yine A kümesini verecek. A'nın tümleyeninin tümleyeni A'nın kendisidir. Boş kümenin tümleyeni evrenseldir. Evrenselin tümleyeni boş kümedir. Tamam. Dördüncü özelliğimizde yine sembolik mantıktan tanıdık gelen Demorgan kuralları var. Hani P veya Q'nun değili neydi? P'nin değili ve Q'nun değiliydi. Demorgan böyle çalışıyordu. E şimdi Dördüncü özellikte de bakıyoruz. Birleşime veya kesişime. Biz bunların değillerini aldığımız zaman demorgan uygulayabiliyoruz. Yani A kesişim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. A birleşim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni olarak karşımıza çıkıyor. Hatta ve hatta ikisini de aynı adam bulmuş lan demorgan bulmuş yani. Tamam. Yani bu iki konunun benzer olduğunu bu iki konunun aslında aşırı derecede... Aynı konular olduğunu artık sen de anlamışsındır herhalde. Kuralları bile aynı. Beşinci özelliğimizde de sana yukarıda çaktırmadan bahsettiğim bir özellikti. Aha şurada. A fark B'yi ben A kesişim B'nin tümleyeni olarak yazabiliyorum. Çünkü bunu ortak özellik yönteminden geliyor. A'nın elemanı ve B'nin elemanı değil demek. A kesişim B'nin tümleyeniydi. Bu yüzden ortak özellik yardımıyla ben soruların içerisinde ihtiyaç dahilinde A fark B'yi A kesişim B'nin tümleyenine çevirebilirim, devşirebilirim diyeceğim. Peki 218. sayfamıza geçtik artık başlayalım sorularımıza. G ve H iki küme olarak verilmiş bize. Diyor ki G eksi H, G kesişim H, H eksi G kümesinin alt küme sayıları bak dikkat et eleman sayıları falan demiyor. Alt küme sayıları 32, 256 ve 64'tür. Şimdi sen de sınavda böyle bir soruyla karşılaştığın zaman mutlaka şu hareketi yap bak. Kümeyi çiz. Tamam bunu çizmeden olmaz hocam. Şuraya G kümesi buraya H kümesi dedik mi dedik. Sonrasında G eksi H dediği yer şu sarıyla gösterdiğimiz bölge mi bak. Şu sarı o ay dilimi olan yer var ya şurası. Aynen çizdik. Şimdi daha sonrasında h eksi g de lazım bize. Onu da çizelim. Bir daha bir daha boyamaya uğraşmayalım. Şöyle çizdik. Burası da h eksi g. Güzel. Şimdi bak bunların alt küme sayıları verilmiş bize. g eksi h'ın alt küme sayısı 32'ymiş. h eksi g'nin alt küme sayısı yani şurası 64'müş. Kesişimlerinin alt küme sayısı yani şurası da 256'ymiş. Şimdi bunlara dikkat ettiysen bunlar hepsi 2'nin kuvveti olan sayılar. 32 2 üzeri 5 değil midir? O zaman ben şu cümleyi rahatlıkla kurarım. Yani G eksi H'ın demek ki 5 elemanı varmış. Çünkü 5 elemanı olan bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 32'dir. O zaman H eksi G'nin 6 elemanı vardır. Çünkü 2 üzeri 6'dır 64. G kesişim H'ın da 8 tane elemanı vardır. Çünkü 2 üzeri 8'dir 256. O halde G birleşim H'ın eleman sayısı sorulmuş ya. Artık geriye seni yapman gereken tek bir hamle kaldı. 5 artı 8 13. 6 daha 19 yapar cevabında 19 olarak karşına çıkar Tamam şimdi devam 32 örneğimiz diyor ki bu sefer G kümesi pozitif doğal sayılardan oluşmakta ve bu n'ler pozitif doğal sayılar 200'den küçük ve 2'ye tam bölünür yani 2'nin katları H kümesi de yine doğal sayılardan oluşuyor 200'den küçük ve 3'e tam bölünenlerden oluşuyor diyor G fark H fark kümesinin eleman sayısı. dur bir dakika dur. Şöyle bir şeyden bahsedilebiliyor muydu? S G fark H eşittir S G eksi S G kesişim H diyebiliyor muyduk? Evet. E madem öyle S G yani G'nin eleman sayısını önce bir bulalım mı beraber? Hadi bulalım. Şimdi 200'den küçük 2'ye tam bölünen ilk sayı nedir? 198'dir. Dikkat et bu sefer 0 yok. 0 olmadığı için 2'nin katları olduğu için de 2'ye böldüm ben bunu 99 geldi. Bak bunun 99 tane elemanı varmış. Eksi şimdi geldik şuraya. G kesişim H. E, i̇kisi de zaten 200'den küçük demiş bize. E, o zaman kesişimleri de 200'den küçük olacak bu cepte. Şimdi kesişimleri için şurası için e, neler 200'den daha küçük olacak? 2'ye tam bölünür ve 3'e tam bölünür. Ürün karşılığı 6'ya tam bölünürdür. Yani hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa bir sayı şey 6'ya tam bölünüyordur. O zaman 200'den küçük 6'nın katları lazım bize. Ki bunlardan ilki bir önceki sorularda da görmüştük 198'di. O zaman direkt 198'i ben 6'ya böleceğim. E bu da bana neyi verecek hocam? 19'un içerisinde kaç defa? 3 defa. E 18'in içinde 3 defa 33'ü verecek. Demek ki burası da 33 elemanlıymış. O halde ben 99'dan 33'ü çıkarırsam ki bana 66'yı verir. 66 da bizim sorumuzun cevabının ta kendisi olur. Geldik 33'e. E, diyor ki burada da ABC birer küme 3 tane ifade var. Bu önermelerden hangileri her zaman doğrudur? Bak dikkat et. 132 bin kere söyledim. Dedim ki her zaman, kesinlikle ve daima diye soru köküm varsa senin... ...yapman gereken hareket bunları ispat etmek değil yapman gereken şey şu. Aksine bir tane örnek vereceksin ve buna odaklanacaksın. Bazen aksine örnek vermeden de yani kural bozuktur direkt elersin onu. Sıkıntı yok onda. Ama hep aklımızda bulundurmamız gereken şey şu. Aksine örnek vermem lazım. Ve bakalım o zaman birinci önermeye. A birleşim B ile A birleşim C birbirine eşitse B ile C birbirine eşittir diyor. Şimdi ben aksine nasıl örnek veririm buna? Şimdi mantıklı gibi duruyor değil mi? Bak A ile B'yi birleştiriyorsun. Sonra bir de C'yi birleştiriyorsun. İkisi birbirine eşit oluyor. B ile C eşitmiş gibi duruyor. Ama aması var. Şu A kümem olsun benim. Şu B kümem olsun. Bu da C kümem olsun. Yazdım. A, B ve C. Şimdi B A'nın alt kümesi olduğu için A ile B'yi birleştirince bana A'yı verir. A'yı verir. C de A'nın alt kümesi olduğu için farklı bir alt kümesi. A ile C'yi birleştirince yine A'yı verir. A A'ya eşit midir? Evet eşittir. Peki şimdi sana sorum şu. Ulan bunlar iki tane ayrık küme. B de öyle, C de öyle. Eşit midir birbirine? Yok. Demek ki bu her zaman doğru olmayabiliyor. Bak aksine örneği çaktım, eledim. Tamam bir gitti. Geldim ikiye. A ile B'nin kesişimi boş küme hissediyor. Yani bu ne demek? A ile B ayrık kümelerdir demek. A burada, B burada. Bunların kesişimi yok demek. O zaman ben A'dan B'yi çıkarırsam, yani A fark B'yi bulursam, A'da olup B'de olmayan elemanların tamamı A kümesinin içerisinde yer alır demiş. Vallahi doğru demiş. Aksine bunun örnek veremezsin bak. Veremediğin için de doğru kabul edeceksin. Üçüncü, A birleşim B, A'ya eşitse diyor. Yani bu ne demek? A bu, B bu demek. B, A'nın içinde demek. Güzel. B aldın alt kümesi ise B B'den A'yı çıkarırsan boş küme olur diyor. Şimdi ulan zaten B'de olan her eleman A'da var. Şimdi ben şunun Türkçe okunuşunun ne olduğunu biliyorum. B'de olup A'da olmayan elemanlar demek. E ne demiştik? B'de olan her eleman zaten A'nın içinde. O zaman B'de olup A'da olmayan bir eleman olabilir mi? Olamaz. Olamıyorsa eleman olmayan kümeye eşittir. Yani boş kümeye eşittir. Yani bu da doğru. Cevabımız neymiş? 2 ve 3'müş diyeceğiz sevgili gençler. 218. sayfanın artık sağ üst tarafına doğru fışt geçtik. Ne diyor 34'te? A ve B kümeleri için kesişimleri 3 elemanlıdır diyor. Tamam yazalım şöyle hop. Bir de böyle hop. Şimdi A burası B burası. Abi kesişimleri 3 elemanlıymış bunu yazdım. Birleşimlerinde de 17 eleman varmış. Şimdi ben şurada kaç eleman var bilmiyorum. X diyeceğim. Tamam. 17 elemanlıydı ya. Şu A kümesi kaç elemanın oldu? X artı 3. O zaman ben 17'den X artı 3'ü çıkarırsam ki 14 eksi X'i verir. Bak şimdi birleştir hepsini topla. Neyi bulursun? 17'yi bulursun. Mis. B fark A kümesinin eleman sayısına da bu yüzden 14 eksi X dedik. Peki. A'nın eleman sayısının 2 katı. B'nin eleman sayısının 3 katına eşitmiş. A'nın eleman sayısı ne burada? X artı 3 değil mi? İşte bu X artı 3'ün 2 katı. B'nin eleman sayısına bakıyorsun 17 eksi x. Bunun 3 katına eşitmiş. O zaman denklem hazır. Hemen denklemi çözelim. 2'yi dağıt içeri. 2x artı 6. 3'ü dağıt içeri. 51 -3x. eksi 3x. Eksi 3x'i bu tarafa aldım. 5x. 6'yı diğer tarafa aldım. 45. X kaç geldi? 9. A fark B sorulmuş. A fark B bu değil miydi zaten? E o zaman 9'muş cevap. Bak ne kadar temiz. Ne kadar böyle net bir çözüm oldu. Mu muhteşem oldu. Tamam. Şimdi 35. kazanım bakışdayız artık. A ve B kümelerinin eleman sayılarıyla ilgili. A fark B'nin eleman sayısı, B fark A'nın eleman sayısına eşit. Bu da kesişimlerin eleman sayısı da eşitse. Ben bu kümelere şuraya A dersem, şuraya B dersem. Burada X eleman varmış, burada da X eleman varmış. O zaman burada da X eleman olur derim. E diyor ki bunların birleşiminde 48 eleman var. Yani X artı X artı X. Yani 3 xten bahsediyoruz. 3x kaçmış? 48. O zaman x kaçtır? Tabii ki de 16'dır. Demek ki burada 16, burada 16 ve burada da 16 eleman var. Bana diyor ki A kümesinin elemanı... E, A kümesi şurası değil mi? Evet. O zaman toplam kaç elemanı vardır? 32 elemanı vardır. Cevabımız da budur. Geldik 36'ya. Demiş ki... A kümesinin eleman sayısıyla B'nin tümleyeninin eleman sayısının toplamı 12... A kümesinin tümleyeninin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının toplamı 28. Hiç vakit kaybetmeden bunları topluyorsun. Klişe bir sorudur. Her zaman karşına bu şekillerde çıkar. İyi dinle. S A ile A'nın tümleyeninin eleman sayısının toplamı bana zaten S E'yi verecektir. B ile B'nin tümleyeninin eleman sayıları toplamı da bana evrensel kümenin eleman sayısını verecektir ki toplamı 40 geliyor. O zaman SE 20'nin ta kendisidir diyebiliriz. SE 20'ymiş diyeceğiz. Tamam. Geldik 37'ye. A ve B. Aynı evrensel e, kümenin alt kümeleriymiş. A kesişim B'nin tümleyeni dediğimiz şey zaten A fark B'ydi dikkat edersen. B kesişim A'nın tümleyeni de B fark A'ydı. O halde hemen iki tane küme çiziyorsun. Dikkat et bütün çözümlerde yaptığımız ortak şey genellikle iki tane küme çizmek abi. Burası A burası B. A fark B dediği yer şurası. Bak şuradan bahsediyoruz. Buranın eleman sayısı B fark A'nın 5 katıymış. O zaman ben burada x tane eleman var dersem burada 5 x tane eleman oluşacaktır. Bu cepte. E'den A'nın tümleyenini çıkarmış. Hmm, şimdi dur orada bekle. Ben bunu şu şekilde çevirebilir miyim? E kesişim A'ya çevirebilir miyim? Bak, E'den A'nın tümleyenini çıkarıyor. Şimdi ben e, şöyle dediğim zaman A fark B dediğim takdirde bu A kesişim B'nin tümleyeni değil miydi? Evet. Yani birincisini sabit bırakıyorsun, farkı kesişime çeviriyorsun, ikincisinin tümleyenini alıyorsun. Şimdi gel şuna bakalım. E fark A'nın tümleyeni. Bu nedir? Bu nedir? Birincisini sabit bıraktım. Kesişim yaptım. Bunu da tümleyenini aldım. E kesişim A. E kesişim A. A'nın ta kendisidir. O halde burası A. Şuraya bakıyorsun. Burası da B'nin ta kendisidir. Birleşimleri de 95'miş zaten. E şimdi hocam. Toplamda şurada 95 tane eleman varsa. Ben şuraya 95-6x yazamaz mıyım? Çünkü 5x ile x'i topladım 6x. O zaman 95'ten 6x'i çıkarırsam ben kesişimlerini bulmuş olurum derim. Peki A'nın eleman sayısı nedir o halde? 95 eksi x'tir değil mi? Bak 95 eksi x. Yani ben nereyi topladım? Şurayı topladım. Sarıyla gösterdim. yeri toplarsam 95 eksi x bulurum. Şimdi gel B'nin eleman sayısını hesaplayalım. 95 eksi 5 x yapar. 95 eksi 5 x yapar. İşte soldaki sağdakinin hop, 4 katıymış. Eşittir dedik. Şimdi buraya yazdım. 95 eksi x eşittir. 4 kere 95 Eksi 20x yazdım. Eksi 20x'i bu tarafa atarsam 19x gelir. 95'i diğer tarafa atarsam 3 kere 95 olur. 19'a böldüm 19'a böldüm burası 5 oldu. 3 kere 5'ten x kaç geldi? 15 geldi. Sb soruluyor bana. Sb dediğim şey zaten 95 eksi 5x'ti. 5x x 15 ise burası 75'tir. 95'ten 75'i çıkaracak olursam da 20 cevabını bulurum. 37. sorum için doğru cevabımız 20 ydi. Arkadaşlar böylelikle... 218. sayfayı da bitirdik tertemiz. Ve 37. sorudan sonra sırada 38. sorumuz var. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun. A, B ve C kümelerinin birleşimini gösteren venşaması şekildeki gibi farklı renklere boyanmış. Şimdi buna göre bu kümelerden hangileri verilen venşamasında 3 renkle boyanmıştır. 3 renkle boyanan kısım soruluyor. Şimdi B birleşim C dediğimiz yer turuncu, kırmızı, mor ve maviden oluşmakta. Eğer ki ben bundan A bölgesini çıkarırsam onun içinde de turuncu da gider. Ve böylelikle kırmızı, mor ve maviyi görürüz. Yani 3 renkten oluşmuştur deriz. Burası güzel. Şimdi devam edelim 2'ye bakalım. A kesişim B sadece turuncudan oluşmaktadır. A kesişim B sadece turuncudan oluşur. Buna, buna C'yi de ekle demiş. E C'de de mor ve mavi var. Etti 3 renk. O zaman buna da tik attım. Ve geçtim 3.ye. Diyor ki A fark B, sarıdan oluşur. B fark C, B'den C'yi çıkarırsam turuncu ve kırmızıdan oluştuğunu görürüm. İkisini birleştirirsem sarı, turuncu, kırmızı yapar ki bu da üç renkten oluşmuştur. O halde benim doğru cevabım 1, 2 ve 3 olacaktı diyebilirim gönül rahatlığıyla. Geldik efendim 39'a. Aşağıdaki Venn şamasında B harfiyle başlayan isimler B'yi, A harfiyle biten isimler kümesi A'yı, 4 harfli isimler kümesi de D'yi veriyor. Buna göre G kümesi Betül, Berk, Bora, Ayça, Ceza, Ala. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekildeki boyalı bölgelerle gösterilen kümenin elemanıdır? Bir kere şekildeki boyalı bölgenin elemanıysa aynı zamanda D kümesinin içerisinde olduğu için tamamı bir kere buradakiler zaten 4 harfli isimlerdir. Yani Betül'ü elerim. Yani Ala'yı elerim. Böylelikle Berk, Bora, Ayça ceza kalır elimde. Peki Şimdi B kümesinin içerisine bak değil mi şurası. B kümesi B ile başlayanlardı ama buraya dikkat et A'nın içerisine değil. Yani ben burada neyi istiyorum? B ile başlasın ama A ile bitmesin istiyorum. B ile başlayıp hop A ile bitmeyen Berk var. Bora burada değildir. Başka da yok. Burada sadece Berk varmış arkadaşlar. Güzel. Şimdi geldim şuraya. Bu da diyor ki A ile bitsin ama diyor B ile başlamasın. Mesela Ayça gibi. Mesela ceza gibi. Bak A ile bitiyor ama B ile başlamıyor. O halde burada da Ayça ve ceza vardır. O halde kaç tanesi şekilde gösterilen boyalı bölgenin elemanıdır? 3 tanesi diyebiliriz. Doğru cevabımız 3 olacaktı. Şimdi alt kısımda soru yok. Sağ üst tarafa doğru geçiyorum. Burada 40. soruyu beraber çözelim. A ve B kümeleri e evrensel kümesinin alt kümesidir demiş. Ama bu soruya başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki D şıkkında şurada bir tümleyenimiz olacak. E, bu soruya benden önce bakıp da uğraşan öğrencilerim veya öğretmenlerim e, varsa kusura bakmasınlar. Burada bir dizgi hatamız olmuş. Burası B'nin tümleyeni olacak. Devam edelim şimdi sorumuza hakkınızı helal edin. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olarak verilmiş. A kesişim B'nin tümleyeni demek aslına bakarsan A fark B demekti. Burası da nedir? B fark A. Şimdi ben bunları birleştirdiğim takdirde şöyle bir şekilde de karşı karşıya kalırım. Ee, şurası da benim E kümem olsun evrensel kümem. A fark B demek şu sarıyla gösterdiğim yerdi. B fark A da diğer şurası sarıyla gösterdiğim yer. Ama bunların birleşiminin demiş tümleyenini al. Yani sarı dışındaki kalan her yerden bahsediyor artık. Yani şu kısım benim şeklimdeki beyaz bölgedir. Bunu diyor A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Yani A kesişim B'nin tümleyeniyle kesiştir diyor bana. A kesişim B zaten şurası. Bunun dışında kalan her yer aslında bana şurayı verecektir. Beyaz da kesişimi bana burayı verecektir. E, o halde benim aradığım yerde beyaz da gösterilen bölgedir. Ki beyazla gösterilen ben, bölgeyi ben, şuranın tamamı, bak şurası artı şurası, bunun tamamının tümleyenidir. Yani A birleşim B'nin tümleyenidir. A birleşim B'nin tümleyeni de demorgan kuralları yardımıyla A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni verir. Cevabımız da D şıkkı olur. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Dizgi hatamızdan kaynaklı burada tümleyeni yazmayı unutmuşuz. Bundan kaynaklı oraya bir tümleyen ekleyin arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktı. Ve 41. sorudayız. Yani bu videonun son sorusundayız. A küme, A1 kümesi sadece bir elemanından. A2, 2 ve 3. A3, 4, 5, 6 elemanlarına oluşmuş bir küme. A1 bile baktığımız takdirde de bu kümenin en küçük elemanı x'miş, en büyük elemanı y'miş. E, x artı y toplamı soruluyor. Bize nasıl bulabiliriz? İyi dinle. Şimdi burada bu tarz soruları biz Ardışık sayılar konusunda falan çözdük aslına bakarsan. Kutucukla falan çözdük. Böyle küplerin içine yazdık çözdük. Dairelerin içerisine yazdık çözdük. Çeşitli böyle e, örüntüler oluşturmaya çalıştık. Yine burada da bir örüntü bulacağız. Şimdi A1 kümesine baktığın zaman en büyük elemanı birden bire kadar olan sayıların toplamıdır. Yani birdir. A2'nin en büyük elemanıysa birden ikiye kadar olan ele sayıların toplamıdır. 1 artı 2 bana 3'ü verir. Bak 1 artı bir de artı 1 bir demeyeceğim. 1'den 1'e kadar olan sayıları toplamı 1'dir. 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı 3. 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı da 6'dır. O zaman o halde mesela A4'ü oluşturmaya çalışırsam ben ne yazacaktım? Buraya bak 6'dan bir sonrası en küçük eleman. 8, 9, 10 yazacaktım. Çünkü 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı da bana onu verir. Çok güzel. Şimdi o zaman A11'de en büyük eleman 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamıdır. Yani 11 çarpı 12 bölü 2 ile bulurum ben bunu ki 66'nın ta kendisidir. Bu 66. En küçük elemanı nasıl bulurum? Hemen şuraya gidelim. Hemen. A10'un en büyük elemanını bulurum. A10'un en büyük elemanını 10 çarpı 11 bölü 2 ile bulurum ki 55'tir. Yani şurası 55'miş. 55'ten bir sonrası buraya yazılır. 56'dır ikisi de. Yani diyor ki bana 56 ile diyor 66'yı topla. Ben bunları toplarsam 56 artı 66 122'nin ta kendisini buluruz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız 122 olacaktı diyebiliriz 41. kazanın bakışın. Şimdi sırada sıralı ikililer var. Ama artık kümeyi bitirdik diyebiliriz konu anlatımını. Buradan sonrası kartezyen çarpım videosunda gelecek arkadaşlar ki zaten az bir şey kaldı. Yani bir burası, bir de bu sayfamız. Tamam. Bir de diğer sayfamız var. Ee, yani 47. örnek aslına bakarsan küme ve kartezyen çarpım konusunun son örneği olacak. Ondan hemen sonra e, videonun başında da bahsettiğim gibi kümeler ÖSYM bakış, kümeler SMR bakış ve kartezyen çarpım ÖSYM bakış e, dersleri gelecek. Daha sonrasında bölümümüzü bitirip artık fonksiyonlar dersine doğru yola çıkmış olacağız. Evet. Böylelikle dersimizi sonlandıralım artık. Hemen şöyle Gülce Malim'i size göstereyim yakışıklı suratımı size göstereyim. Gençler, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.